Hem piyasayı ucuzlatırsın. Yani insanların boğazını sıkarak enflasyon düşmez. Bugün baktığımızda abi çiftçi isyanında ne bileyim hukukta çok bir gerileme var istatistiklerde. Evet. Eğitimde öyle. Evet. Nasıl olacak? Nasıl düzelir bu? Yani erken seçim. Peki muhalefet bunu erken seçime götürür mü? Zor. Peki ne olacak bu? Muhalefete güvenmiyoruz, iktidara güvenmiyoruz. Bu halkın hali o zaman ne olacak? Yeni bir kahraman bekliyoruz açıkçası. Çıkar mı öyle bir kahraman? İnşallah, inşallah çıkar. Ama Atatürk bize yazmış her şeyini yani. Böyle çok güzel bir sistem de bırakmış. Buna uyabilecek ancak bizim siyasi partilerimiz değil midir yukarı taşıyacak olan? Tabii ki öyle olması lazım ama fakat herkes kendine göre çeviriyor. İşi diyorsun, halkı düşünen yok. Düşünen yok tabii canım, herkes kendine çalışıyor. Bugün baktığımızda abi çiftçi inanılmayacak bir isyanda domates döküyor, işte fındıkçısını döküyor. Her çiftçi isyanda bilimsel olarak da bu bilimsel sözü. İzlenen politika direkt üreticiye yansıması lazım. Üreticiye desteği iyi verirsen ucuzluk olur. O verir mi bu hükümet? Biraz zor verir yani, görmüyoruz hiçbir yerde görmüyoruz. Abi muhalefet erken seçime götürmesi için halkı arkasına almalı. Halkı arkasına alabilir mi Özgür Özel Bey? Ya bugün miting yapıyor, bakıyorsun çok cılız bir mitingler yani. Ya şimdi halkı arkasına böyle çekebilecek bir mitingler değil. Şimdi halk perişan. Halk perişan. Sol partinin, CHP'nin halkı arkasına alması için tek başına politikasını yürütmesi lazım. Yanında birileri mi var? Yani terör örgütlerine destek veren partilerle birlik olduğu zaman durum bu ortaya çıkıyor. Fakat yapacağın icraatı anlat. Kendi politikanı uygula. Yani sağındaki solundakilerin baskısıyla değil. Gerçek Türk'ü o zaman görelim. Türk olman lazım ki yani iktidar olasın. Şuna karşındaki yapı onu uyguluyor. Ama bugün baktığımızda abi iktidarda da şu anda yan yana oldu. Hüdapar diye bir parti de var. Burada inanılmayacak şeyler yaptılar ya insanlar, ülkede. İnsanlar görmüyor. Şu gün baktığında da en son yanılmıyorsam açılışta bir açılışa gitmişlerdi. Açılış şu anda aklıma gelmiyor. Hüdapar'ın yan yana olduğu lideri de vardı. Hüdapar bu ülkede inanılmayacak şeyler yaptı. Ya yaptı tabii ki. Güneydoğu'da Hizbullah altında bir sürü cinayet işlediler. Ama yan yana şu anda gördüğümüzde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la beraber anda, aynı şeye çıkıyorlar. Medya Rusya. Kimde? %90 hükümet. İnsanlar görmüyor. Bilinçlenmiyor. Maalesef. Haber izleyen kişileri göstersene bana. Yani o tarafa, İzlese de %90. O tarafa bakıyorsun. Fox TV, Halk TV. Onlar da kendilerine göre şey yapıyorlar. Bu tarafa bakıyorsun, bunlar da kendilerine göre. Gerçek bir televizyonculuk yapan da yok zaten memleket. Peki ben de şu anda sokak medyası yapıyorum. Sokak röportajı. İki tane ülkede böyle bir gazetecilik ya da böyle bir sistem olabilir mi? Herkesin kendine, gazeteci dediğin ortak tüm noktaları hepsini paylaşması gerekmez mi? Herkes çıkıyor televizyona, muhalefetin ki muhalefeti. İktidar öyle. Böyle olabilir mi? Dünyanın bir ülkesinde ben böyle bir şey görmedim. Yok, böyle bir medya görmedim. Zaten böyle medya olur mu? Bunların amacı zaten bunu yapmaktı. Yani sabit bir kitleden zaten oy alıyorlar. O kitleyi zaten yani kafasına da vursan getiriyor veriyor yani, yapacak bir şey yok. Ben medyadan söz ediyorum efendim. Medya halka işte, gazeteciyim diye çıkan şarlatanlar. Hepsi yalan söylüyor. Öyle. Çoğu yalan söylüyor. Evet. Doğru söyleyenleri tenzih ediyor. Herkes kendine göre haber yapıyor zaten. Böyle bir medya olamaz olur. Yani olamaz. O zaman halk nasıl bilinçlenip uyanacak? Bilinçlenmiyor tabii ki bu şekilde. Herkesin gözü kör, kulağı sağır. Son sözlerin varsa Güneş Akkaya TV'yi alabilir. Yok, teşekkür ederiz. İnşallah düzeliriz. İnşallah. Size hayırlı işler, bol kazançlar. Teşekkürler. Arkadaşlar. Bu arkadaşlar devam. Konuşmak ister misin? Sen? Ne hakkında? Gel bu tarafa, sana ben hukuku, yönetimi, ekonomiyi sorayım. Yani ekonomiyi sorayım nasıl bakalım? Evet. Genç olarak ne düşünüyorsun gelecek hakkında? Ben geleceğimizin açık olmadığını düşünüyorum açıkçası. Neden? Çünkü bizim önümüzü kapıyorlar yani.
Ne olacak bu gençlerin hali o zaman? Gel böyle, gel böyle, gel gel gel, açığa çıkalım seninle, gel gel, bravo. Peki ne olacak böyle bu gençlerin hali? Gençlerin hali göründüğü vaziyette yani. Her gencin tek bir düşüncesi var. Zaten daha önce de gördüğümüz röportajlarda ülkemiz biliyor bunu. Yani ben şimdi çıkıp onların dediğini diyeceğim, değişen yine bir şey olmayacak. İşte bu yüzden iktidarın değişmesi lazım bence. Ya şu gün gençlerin hepsi ülkeyi terk ediyorlar. Yani düşünceleri de gidemeyenler düşüncelerinde de böyle söylüyorlar. Ben terk etme taraftarı değilim. Ben ülkemi seven bir insanım. Ama gidiyor insanım ama. O gitmek isteyenler ümidi kesmiş insanlar. Ben ümidimi hiçbir zaman kesmedim. Ama geleceğimiz açık değil yani. Bunun da habercisi herkes biliyor, herkes farkında. Yani diyeceklerim böyle. İnşallah düzeleceğiz. Peki bugün iktidar düzeltir mi pozisyonu? Yönetim düzeltir. Sonra yönetim değişmedikten sonra ben düzeleceğini düşünmüyorum. Peki muhalefet bir erken seçim yapıp iktidarı eline alabilir mi? Ben erken seçimin olacağını da düşünmüyorum. Çünkü ülkenin başındaki kişinin, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın buna izin vereceğini pek düşünmüyorum. Yani bu sistemde. Evet, biraz zor olduğunu düşünüyorum. Yani peki seçim geldiğinde iktidara, seçim zamanı geldiğinde muhalefet iktidara gelebilir mi? Gözlemin nedir halkın üzerinde? Bence Cumhuriyet Halk Partisi geçecek başa, öyle gibi duruyor. Son seçimde de belli etti zaten. Çoğu yerde büyük bir fark attı AK Parti'ye. Bu yüzden CHP'nin geleceğini düşünüyorum. Allah güveniyor musun onlara? Ben kimseye güvenmiyorum açıkçası. Ne olacak bu o zaman halkın hali? Muhalefete güvenmiyoruz, iktidara güvenmiyoruz. Halkın hali ne olacak efendim? Dediğim gibi yani, ustamızın da dediği gibi yeni birinin gelmesi lazım. Yüzyılda bir çıkacak bir insanın gelmesi lazım eski yıllardaki gibi. Ya da yeni bir sistem. Dönmemiz lazım kısaca. Ben böyle düşünüyorum. Sana çok teşekkür ederim. Son sözlerim varsa Güneş Akkaya TV'ye. Son sözlerim şampiyon Fenerbahçe. Arkadaş son sözlerini söyledi. Şampiyon Fenerbahçe. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomu beğenirseniz lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar paylaşım yapın. Desteğimizi sizden alıyoruz. Lütfen. Hepinizi kocaman seviyorum. Hoşça kalın. Bye bye.